değerli CRI Türk takipçileri, Pangea programına hoş geldiniz. Pangea'da bu hafta gökyüzüne, hatta gökyüzünün de ötesine konuk olacağız. Zira Çin uzay istasyonunu 2022 yılının sonuna kadar uzay istasyonunu tamamlamayı planlıyor. Ve bu kapsamda 3. insanlı uzay misyonu projesini başlattı. Shenzhou-14 yörüngeye yerleşmiş durumda. Tianhe çekirdek modülünün içerisinde de 3 Çinli taykonot bulunuyor. Bu Çin açısından oldukça önemli. Zira ilerleyen günlerde Tianhe çekirdek modülü Weitan ve Mengtang adlı iki laboratuvardan oluşan uzay istasyonunu tamamlayacak ve uzay laboratuvarını oluşturacak. Toplamda bir T şekli görünümün alacağı söyleniyor. Aslında Çin'in artık bu başarıları şaşırtan pozisyondan daha çok beklenen bir pozisyona doğru akıyor. Zira önümdeki notlara bakıyorum. 2020 yılında Çin navigasyon sistemi olan Beidou'yu tamamladı. 2019 yılında da ayın karanlık yüzeyine inmişti. Bu oldukça fazla ses getirmişti. Yine geçtiğimiz sene astronotlar gönderildi. Bu üçüncüsü, gönderilen üçüncü grup astronottu. Bununla birlikte ayrıca Mars'a indi Çin ve Mars'tan örnekler topladı. Ama esas çalışmaların insanlı uzay misyonları olduğunu görüyoruz. Bundan belki yıllar evvel Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri uzay çalışmalarına başladığı zaman Çin'in kurucu önderi Mao Zedong, biz de kendi istasyonumuzu, navigasyon sistemimizi kuracağız, uydumuzu fırlatacağız demişti. 24 Nisan 1979'da da bu proje gerçekleşmiş oldu. O günden bu yana Çin oldukça önemli ilerlemeler kaydetti. Uzayda neler oluyor? Ülkeler neden uzaya böylesine ilgi gösteriyor? Ve özel olarak da Çin'in bu başarısının altında ne var, neyi murad ediyor? İşte tüm bu konuları Bilim ve Ütopya dergisinin genel yayın yönetmeni Emrah Maraşo ile birlikte ele alacağız. Sayın Maraşo, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Türkiye'nin en çok satan ve en uzun süredir yayın hayatına devam eden derginin genel yayın yönetmenisiniz. Türkiye'de elbette Bilim ve Ütopya denilince akla gelen ismiyle müsemma bir derginin başındasınız. Ve Çin konusunu da, Çin'in başarılarını da yakından takip ettiğinizi, ilgilendiğinizi biliyorum. Ama ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi sadece Çin değil, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve hatta özel şirketler dahi gözünü uzaya dikmiş durumda. Bizim de uzay ajansımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Hatta işte insan gönderilecek. Onun için başvurular gerçekleşiyor. Oldukça fazla sayıda Türk genci de başvuruda bulunmuş diye duyduk. Güzel de bir haber aslında. Türkiye'nin de gözünü uzaya dikmesi. Hatta kimi zaman uzay vatan gibi kavramlara da şahit oluyoruz, duyuyoruz. Şuradan başlamak istiyorum ben. Ülkeler ve özel şirketler neden uzaya böylesine meraklılar? Burada ne elde etmek istiyorlar? Şimdi burada aslında 3 tane ana unsur var. Birincisi biliyorsunuz dünyadaki enerji kaynakları gitgide tükeniyor. Bir uzayda çok ciddi bir enerji kaynağı var. Onlar nedir? Somutlayalım. Örneğin Mars'ta dünyada kilosu, 1 kilosu $1.4 milyon ila $3 milyon arasında satılan helyum-3 diye bir element var. Bu element ne işe yarıyor? Bu element bir muazzam bir enerji kaynağı. Yani şimdi biz nükleer reaktörleri klasik enerji yöntemleriyle, klasik füzyonla çalıştırıyoruz. Ama helyum-3 çeşitli işlemlerden geçirilerek bu enerji ihtiyacını çok büyük oranda karşılıyor. Ve bu helyum-3 ayda bol miktarda var. Birincisi bu. Yani bu dünyanın enerji ihtiyacını, gelişen ülkelerin, büyük güçlerin enerji ihtiyacını önemli oranda çözecek bir element. Bu tabii sadece bir örnek. Bunun dışında çeşitli asteroitlerde de büyük miktarda metaller bulunuyor. Yani yaklaşık 13-14 tane metal bulunuyor ve bu metaller de yine dünyanın enerji ihtiyacına önemli oranda yanıt vermek üzere ülkeler uzay çalışmaları yapıyorlar. Aynı zamanda tabii özel şirketler de sanırım gözünü bu kar bahsettiğiniz devasa rakamlara dikmiş durumda öyleyse. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şöyle düşünelim, aydaki helyum-3'ün yaklaşık 1,5 katrilyon dolar ila 3 katrilyon dolar arasında bir değere sahip olduğu düşünülüyor. Yani muazzam bir kar, 3 tane büyük şirket var. İşte zaten bunlar medyada da yer alıyor, adlarını da vermeye gerek yok. Onlar başta bu olmak üzere uzay turizmi, işte uzaya gönderilecek araçların yapımı,
ve uzay madenciliği üzerine yoğunlaşıyorlar ve çeşitli ülkeleri, ülkemizi dahil olmak üzere mesela Türkiye, Elon Musk'ın işte şirketiyle uzaya çıkmak istiyor, çıkmaya çalışıyor. Tabii çeşitli ülkelerle de görüşmeleri var Türkiye'nin. Bu zaten ayrı bir bahis. Buraya da geliriz, ayrıntıları olarak da konuşuruz. İkincisi bu. Üçüncüsü ise esas olarak şimdi dünyada tabii çeşitli mücadeleler ve dengeler var. Bir emperyalist kapitalist sistem var. O bu sistemin ortaya koyduğu kendi yayılmacılığını, kendi çıkarlarını genişletmek için ortaya koyduğu savaşlar var. Bu savaşlardan uzay azade değil. Yani şimdi uzay teknolojilerini uzay savaşları dedikleri bu mu aslında? Tabii. Yani aslında uzay savaşları derken bizim aklımıza şöyle geliyor tabii en başta. Bilim kurgu filmlerinde işte çeşitli uzay araçlarının birbirine girmesi falan filan geliyor ama dünyadaki mücadele aslında uzaydaki mücadele anlamını da taşıyor. Biz öyle bakmalıyız. Bir devamlılığı, bir sürekliliği anlamına geliyor. Nasıl bir mücadele bu? Bir, şimdi bütün ülkelerin, yani büyük gelişmiş ülkelerin, gerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin uzayda çeşitli uydu sistemleri var. Bu uydu sistemleri askeri sistemlere de bağlı ve hem öyle hem de dünyayı gözlemleme yönünde de önemli bir işlev taşıyorlar. Bir bu. İkincisi tabii burada her ülke itibar kazanmaya çalışıyor. Nasıl itibar kazanmaya çalışıyor? Gerek Çin Uzay Ajansı'nın, gerekse NASA'nın yaptığı çalışmalar dünyaya biliyorsunuz zaman zaman bu haberler çıkar. İşte dünyaya çarpması ihtimali olan veya tehlikeli olan asteroidler, o asteroidleri savuşturmak açısından da onlara karşı bir savunma sistemi kurmak açısından da çeşitli çalışmalar var. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti bu noktada çok önemli mesafeler kat etti, çeşitli simülasyonlar yaptı, çeşitli deneyler yapıyor. Bunları sürdürüyor. Muhtemelen 2024-2025 yıllarında da önemli bir mesafe kat edecek. Yani aynı zamanda bu uzay savaşları diye tarif edeceğimiz şey bir nevi iki sistemin, bir tarafta Çin Halk Cumhuriyeti'nin temsil ettiği sosyalist bir sistem var, gelişen bir dünya var. Diğer tarafta da ise emperyalist kapitalist sistem var. Aynı zamanda bu iki sistemin de bir mücadelesi anlamına geliyor. Yani insanlıkla diğer kuvvetlerin mücadelesi anlamına geliyor uzay savaşları. Şöyle özetleyebiliriz o halde. Aslında uzayda dünyadaki güç mücadelesinden, dünyadan bağımsız değil. Dünyada ne yaşıyorsak, hangi güçlerin rekabetini, hangi güçlerin mücadele ettiğini görüyorsak, hangi fikirlerin çarpıştığını görüyorsak aslında uzayda da ona dair projeksiyonlar çarpışıyor, ona dair hedefler çarpışıyor. Ama şuraya gelmek istiyorum. Dünyada ihtilafların çözümü noktasında çeşitli kurallar, kaideler var. Birleşmiş Milletler gibi başlı başına bir platform var. Peki eğer uzaydan konuşuyorsak ülkelerin uzayda atacağı adımları kısıtlayan ya da onlara bir kural kaide getiren bir anlaşma metni var mı ya da bir platform var mı? Birleşmiş Milletler'in zamanında ortaya koyduğu bir anlaşma metni var. Bu metne göre hiçbir ülke uzayı işgal edemez. Uzayda toprak iddiasında bulunamaz. Ama şimdi özellikle bu son yıllarda, son 10 yılda, 15 yılda özel şirketlerin devreye girmesiyle birlikte mevzuatta bir karışıklık ve bir belirsizlik var. Mesela işte Elon Musk uzaya çıkıyor, Ay'a gidiyor. Elon Musk şunu diyebilir mi? Acaba ayın şu parçası benim, şu toprak parçası benim diyebilir mi? Hatta şöyle haberler de yansıyor medyaya zaman zaman. Bazı özel şirketler aydan toprak parçası satmaya başladılar çeşitli insanlara. Evet. Burada bu mevzuatta bir karışıklık var ama o karışıklığı da muhtemelen hem dünyadaki kuvvet dengeleri hem de uzaydaki güçlerin uzlaşıları veya uzlaşmazlıkları çözecek. O da ihtimaller, olasılıklar dahilinde olan bir şeymiş gibi görünüyor. Tabii burada şunun altını çizmek lazım. Şu notu, önemli bir notu eklemek lazım. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Çin'in kendi uzay istasyonundan yararlanmasını engelledi. Çin'le işbirliği yapmıyor. Çin'i dışlıyor. Evet ve Çin de kendi uzay istasyonunu, sizin de programın başında çok güzel bir şekilde açıkladığınız, tarif ettiğiniz gibi kendi uzay istasyonunu kuruyor ve yani inanılmaz bir hızda kuruyor bunu. Çok büyük bir mesafe kat etti ve Çin bütün ülkeleri şu çağrıyı yapıyor. Gelin diyor, bizimle birlikte çalışın. Yabancı bilim insanları gelebilir. Hatta turistler de gelebilir bizim uzay istasyonumuza diyor. Yani burada da bir anlayış farkı var. Yani o demin dediniz ya, uzaya dair bir şey var mı? Bir anlaşma mı? Bu da uzay kimin? Bence esaslı bir soru bu. Uzay kimin? Uzay insanlığın mı? Yoksa uzay bazı ülkelerin veya bir avuç seçkinlerin mi?
Şu anlamda bu belki söylediklerinize not olarak düşelim. İşte ayın yüzeyinden parçalar topladı ve getirdi Çin bunların incelenmesi için. Ve bunun buna dair bilgileri de hem sitesine yayınladı hem de uzmanlara açmak istediğini bildirdi. Bununla birlikte yine devasa bir gözlem uyduları var biliyorsunuz. Gelin buradan da yararlanın demeye devam ediyor. Aslında elde ettiği bilgileri insanlıkla paylaşmaya ve buradan ilerlemeye, bu noktadan ilerlemeye oldukça işbirliğine açık olduğunu en azından söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan şu var. Bahsettiğiniz gibi Amerika ve Çin arasındaki rekabet aslında Amerika'nın daha net biçimde söyleyecek olursak Çin'i kuşatma çabası uzayda da devam ediyor. Bütün platformlardan dışlamaya dönük adımlar attığını görüyoruz. Rusya ile Çin bu noktada daha koordineli çalışıyorlar ama Çin çok dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda ayın karanlık yüzeyine inilmesi, Mars'a gidilmesi ve nihai olarak uydu sistemleri bu arada oldukça etkili olduğu biliniyor ve son olarak da bu uzay istasyonu kurma projesi 2022 yılının sonuna sabitlenmiş durumda. Biraz geriye gidelim. Aslında biz uzay denilince Soğuk Savaş döneminde şunu hatırlardık. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir rekabetti ve diğer ülkeler aslında o paranteze dahi giremezlerdi. O alana dahi giremezlerdi. Şimdi Çin o tabuyu yıkmış gözüküyor. Çin'in kurucu lideri Mao Zedong biz de göndereceğiz derken çoğu insan belki de kıtlıkla savaşan, açlıkla boğuşan, mücadele eden bir ülkenin uzaya uydu gönderebileceğini düşünmüyordu ama belki biraz geç oldu. 30 sene sonra işte 57 yılında Sovyetler göndermiş, 79'da da Çin göndermeyi başarmış. Ardından yapılan adımlara bakıyoruz, hamlelere bakıyoruz. İnanılmaz devasa boyutta. Peki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de örnek olması açısından Çin'i motive eden ne ve nasıl bir yol haritası izliyor uzay çalışmasında Çin? Çin'i motive eden esas nokta bilimsel gelişme kavramının altını çizmesi. Özellikle 2006 yılında Çin Komünist Partisi'nin merkez komitesi bir toplantı yapıyor. Tabii pek çok toplantılarında, merkezi toplantılarında bunun altını çiziyorlar. Orada gelişmeyi ve kalkınmanın esas anahtarının bilimsel gelişme olduğunu çok açık bir şekilde söylüyorlar ki zaten Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu da bu yönde. Yani işte Mao Zedong'un Çin devrimine yaptığı önderlik, gerçeği olgularda aramak ve gözünü uzaya dikmek, demin de ifade ettiğiniz 1967 yılında bu hedefi önlerine koyuyorlar. Evet, o hedef uzay gemisi hedefi gerçekleşmiyor, hemen gerçekleşmiyor ama 1979 yılında Deng Xiaoping'in önderliğinde onu şöyle ifade ediyor. İki bomba bir uydu diye, yani evet, hidrojen bombası, atom bombası ve bir uzay uydusu. Bir saygın devletin, bir büyük devletin önemli bir işaretidir, göstergesidir diye ifade ediyor. Ve şimdiki Çin Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Sayın Xi Jinping'in de göreve gelmesiyle birlikte Çin büyük bir atılım gerçekleştirdi. Tabii bunun altında şu var, Xi Jinping mesela 2014'te yaptığı bir konuşmada şunu ifade ediyor. Özellikle kendi ülkelerinin tarihlerinden bahsederken diyor ki Qing İmparatorluğu'nda diyor bir imparator örnek veriyor. O diyor matematikle ilgileniyordu, astronomiyle ilgileniyordu, hatta özel matematik dersleri alıyordu. Fakat temel meselemiz şuydu, bizim o dönemde buydu, şimdi de bu diyor. Bilimsel gelişmeyi sosyal gelişmeyle ve üretici güçlerin gelişmesiyle nasıl uyumlu hale getirebiliriz? Esas soru buydu diyor ve biz Çin Halk Cumhuriyeti olarak diyor bugün bunu başardık ve bunu başarmalıyız. Bu yolda daha da ileri gitmeliyiz diye bir çerçeve çiziyor. Bence Çin Halk Cumhuriyeti'nin de bugünkü başarılarının çerçeve ve bu çerçevenin de yönlendiriciliğinde, bu bilimsel çerçevenin yönlendiriciliğinde olan sosyalizm ideolojisi, bilimsel sosyalizm yatıyor. Yani bilimsel gelişmeleri toplumun çıkarına, insanlığın çıkarına, üretici güçlerin çıkarına, insanlığın refahının ve halkın refahının mutluluğunun çıkarına yönelik seferber etme anlayışı çıkıyor. Bu zaten yaptığı projelerle de ve sıçramalarla da öne geçiyor. Bakın şimdi 2026 yılında, en geç 2026 yılında eğer çok ciddi iyileştirmeler yapmazlarsa ABD'nin uzay istasyonu ortadan kalkacak. Çünkü eskidi. Çünkü çeşitli dış etkenlere maruz kalıyor uzayda ve Çin bu alanda tek olacak. Demin de söylediniz, Çin ilk defa ayın karanlık yüzüne uzay aracı indiriyor. Orası çok zor bir alan. Niye? Çünkü çok soğuk.
ve araçlar, elektronik aksamları hızlı bir şekilde bozuluyor ki bozuldu zaten diğer ülkelerin, Çin haricindeki ülkelerin. Ve oradan toz topluyor, çeşitli taşlar topluyor, veriler topluyor, dünyaya getiriyor ve bunları inceliyor. Yine Mars'a indirdiği araç. Tabii burada bir ideolojik hegemonya da söz konusu. Yani şimdi Çin'in yaptıkları görmezden gelinmeye çalışılıyor. Çünkü o Amerikan hegemonyası ne yazık ki bizim ülkemizde de başka ülkelerde de bütün gerilemelere rağmen hakimiyetini şu veya bu ölçüde sürdürüyor. Ama neticede hakikatlerin önünü kapatamazsınız, gerçeklerin önünü kapatamazsınız. Burada gerçek Çin'in çok büyük bir şekilde ağırlığını koyarak devam etmesi, bu çalışmalarına devam etmesi ve bütün insanlığa da bunu açması. Ama işte bunun arkasındaki ideolojik yönlendiricilik ve motivasyon önemli. O da sosyalizmin ve bilimin başarıları. İki tane temel noktaya dikkat çektiniz. Gerçekten oldukça önemli. Çünkü hala biz uzayı düşünürken biraz da uzayın sadece meraklıların işi olduğunu düşünürüz. Ya da özel bir ilgisi var uzaya. Öyle tarif edilir ama şimdi geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Xi Jinping'in belirttiği nokta bu bağlamda önem kazanıyor. Üretici güçlerin gelişmesi için uzaylı bir ilişki kurmak önemli. Konunun başında da bahsettiğiniz çok değerli madenler var. Ve bu madenler aynı zamanda aslında üretici güçleri de daha fazla geliştirebilecek bir potansiyeli içinde taşıyor. Bu noktada önemli. İkincisi ise hegemonya doğru, zira uzayı aslında anlayabilmek ya da insanın bilmediği sorulara bir ülkenin yanıt vermesi elbette o ülkenin itibarıyla da yakından ilişkili. İşte Çin bütün bu sorulara yanıt verme hususunda Amerika ile ciddi bir rekabet içerisinde. Biz de Türkiye'ye gelmek istiyorum Sayın Maraşo. Belki de bu trene geç atladık ama henüz kaçırmış sayılmayız. Türkiye neyi planlıyor, neyi arzuluyor ve Türkiye'nin uzay programı hangi ülkelerle birlikte başarıya ulaşabilir? Şimdi Türkiye Uzay Ajansımız yakın zamanda kuruldu. Bu hakikaten kutlanması gereken önemli bir gelişme bütün ülkemiz açısından. Yani burada medyada çeşitli haberler çıkabiliyor ama bu şeyi kesinlikle küçümsememek lazım. Bu adımı kesinlikle küçümsememek gerekiyor. Eleştirilerimiz olabilir, onlar ayrıdır ama burada stratejik olarak ülkemiz çok önemli bir adım attı. Türkiye ilk olarak Ay'a bir araç göndermek istiyor. Yumuşak iniş diye tabir ediyorlar bunu. Bir araç göndermek istiyor ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir astronotumuzu göndererek oradaki bilimsel çalışmalara katılmamızı istiyor. Tabii şimdi uzay çalışmaları adım adım giden bir süreç ve uluslararası işbirliğine mecbur olduğumuz ve yapmamız gereken bir süreç. Burada esas olarak biz zaten daha önce de bir sayı yapmıştık geçtiğimiz aylarda. Antik Mısır'dan Mars'a uzay serüveni diye. Orada da vurgulamıştık dergimizde. Türkiye özellikle gelişen dünya ülkeleriyle birlikte, yani Çin'le, Rusya'yla, Hindistan'la uluslararası alanda uzay çalışmalarında sıkı bir işbirliği yapmalı. Çünkü zaten dünyanın ekonomik gidişatı, Türkiye'nin üretim potansiyelleri ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere sosyalist dünyanın ve gelişen dünyanın bu alandaki önemli büyük adımları bizi onlarla işbirliği yapmaya hem mecbur bırakıyor hem de bu işbirliği bizim de çıkarımıza, bu iki ülkenin de çıkarına. Dolayısıyla bu alandaki fırsatlar, bu alandaki gelişmeler Türkiye'ye önemli fırsatlar ve olanaklar sağlıyor. Yani her bakımdan öyle. Türkiye bu noktada özellikle bu özel şirketlerde de elbette görüşmeler olabilir, zaman zaman işbirlikler olabilir. Bizim tabii ki ülkemizin esas olarak ulusal çıkarları burada belirleyicidir. Ancak büyük kuvvetlerle, Çin gibi büyük güçlerle işbirliği yapmak Türkiye'yi önemli oranda bu alanda uzay çalışmalarında sıçrama noktasına doğru taşıyacak bir gelişmenin mesele şey değil sadece işte SpaceX'te işbirliği yapıp kendi uzay aracımızı oraya göndermek vesaire falan değil. Daha geniş kapsamlı bakmak. Mesela bilim insanlarının değişim programları olsun. Çin ve Latin Amerika arasında böyle bir program var, bahsettiğiniz gibi bir program. Evet. Ve uzay konusunda bilim insanları sürekli fikir alışverişi yapıyorlar ve deneylere de katılıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu deneylere katılmak olsun, uluslararası değişim programları olsun, onların uzay istasyonlarında görev almak olsun, hatta ay çalışmalarına katılmak olsun bizim açımızdan çok büyük fırsatlar, tarihsel bir fırsat sunuyor. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum.
izninizle. Şimdi dünya aslında bir dönüşümün eşiğinde, bilimsel bir dönüşümün eşiğinde. Yani uzay çalışmalarında öyle, genetik çalışmalarında öyle, diğer çalışmalarda öyle, bilimsel anlamdaki faaliyetlerden, etkinliklerden bahsediyorum. Bizim bu treni olabildiğince yakalamamız için hızlı koşmamız gerekiyor. Ne kadar hızlı koşarsak, en ileriye ne kadar tutunursak ve onunla işbirliği yaparsak Türkiye'miz için, ülkemiz için o kadar faydalıdır ve bizi o kadar ileriye taşıyacaktır. Çünkü hakikaten devrimsel bir gelişmenin içindeyiz. Bakın şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var ve bir enerji krizi yaşanıyor. Bununla birlikte gıda krizi yaşanıyor. Bununla birlikte bir enflasyon krizi, bir resesyon, dünya çapında bir durgunluk gerçeği var ve bu gitgide de derinleşecek bir kriz olmaya doğru gidiyor. Şimdi siz bu uzaydaki demin saydığımız madenleri en azından bir kısmını dünyaya getirdiğinizde ve işlediğinizde büyük bir bolluk toplumunun ve bu bolluk toplumunun uluslararası plana yayılmasının koşullarını yaratmış oluyorsunuz. Ve bundan da elbette Türkiye'nin de çok hızlı koşarak faydalanması ve yararlanması gerekiyor. Bunun yolu da uluslararası işbirliğinden geçiyor. Doğru, şimdi bugün aslında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov geldi. Bir yandan tahıl koridorunu konuşuyoruz. İnsanlık kıtlığın eşiğine mi diyoruz? Ama diğer yandan da bolluğu beraberinde getirebilecek aslında hangi amaçla, sizin de bahsettiğiniz gibi herhalde Elon Musk egemen olursa bolluk toplumu yine bir avuç insan için geçerli olacak bolluk, ama eğer mesela Çin bu noktada sürekli uluslararası ilişkilerde tekrarladığı bir formülasyon var, işte ortak kaderi paylaşan insan cemiyeti diye, bunu uzay için de kullanıyorlar. En önemlisi belki de uzay hukukunun aslında netleştirilmesi ve ona sadık kalınması. Bununla birlikte de tabii Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yine kendisi gibi gelişmekte olan Çin gibi ülkelerle işbirliğinde bulunması, onların tecrübelerinden kendi ulusal çıkarları için öğrenmesi diyebiliriz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Maraşo. Gerçekten iki önemli hususun altını çizmek istiyorum. Bir, üretici güçleri geliştirecek bir devrim. İkincisi de dünyada insanlığın bilinmeyenlerine, bilemediklerine yanıt veren bir çalışmadan bahsediyoruz. Bu iki husus aslında gelecekte hangi ülkenin sorumlu bir büyük güç olarak uluslararası arenada kalacağını bizlere gösteriyor. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Sayın Maraşo, sizi dinliyorum. Çok çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki programlarda görüşmek ümidiyle. Değerli CRI Türk takipçileri, Pangea programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine birbirinden enteresan, ilginç konularda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.